Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sözcük türlerinden edatlar konusunu anlatmış olacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakın birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım bir sanatçının üslubu kültürel ve politik gelişmelerin yanı sıra teknikle de farklı özellikler kazanır cümlesinde. Bakın V sözcü burada bağlaç görevinde kullanılmıştır. Yine teknikle derken burada da nedir? Edat görevindedir. De de bağlaç görevindedir yine. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş olduk. Bu sebepledir ki ifadesinde buradaki ile nedir? Edattır ki her çağın kendine özgü, özgü üslubu vardır cümlesinde ise ki de bağlaç görevindedir. Her ikisi de olduğu için B seçeneğini elemiş olduk. Üslup yaşam şekli ve dünya görüşlerine göre de değişiklik gösterir ifadesinde ve sözcüğü bağlaçtır. Buradaki e göre sözcüğü de edat görevinde kullanılmıştır. O yüzden biz üçü de elemiş olduk. O dönemde yaşayanların ortak zek ve Estetik anlayışlarıyla belirlenir ifadesinde V sözcüğü bağlaç demiştik. İle de burada yine edat görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş olduk. İşte bu şekilde farklı zamanlarda klasik ya da romantik üsluplar ortaya çıkmıştır ifadesinde ise ya da bağlaçtır. Edat olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız da nedir? E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili edat öbeği eylemin başlama yerini bildirmektedir diyor. Bakın başlama yerini soruyor bize arkadaşlar. Eskişehir'e doğru yol kalabalıklaştı ifadesinde nedir? Bu varış yerini göstermektedir. Tatilde zigana geçidine kadar gittik ifadesinde yine varış yerini göstermiş. Akçaba'da yakın bir yerde mola verdik ifadesinde ise yine arkadaşlar varış yerini göstermiş. Ege'ye karşı oturup çaylarımızı içtik cümlesinde ise ne anlamı var? Yönelme anlamı vardır arkadaşlar. Çocuklar Kızılay'dan beri yürüyormuş ifadesinde ise nereden başlamışlar? Kızılay'dan. Bundan dolayı da arkadaşlar nedir? Burada başlama yerini ifade etmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Kadar edatı Aşağıdakilerin hangisinde bu düzelerdeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım. Seni göremedim diye bu bahar içimde bin türlü duygunun isyanı var. Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar seni sevdiğimin farkında mısın ifadesinde. Bakın arkadaşlar sevmek fiildir. Ne kadar seviyormuş? Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar. Bu da nedir arkadaşlar? Zarftır. Biz de cümlede ne arayacağız arkadaşlar? Zarf arayacağız. A seçeneğinde konseri dinlemeye gelen bin kadar insan vardı cümlesinde. insan isim, ne kadar insan, bin kadar insan arkadaşlar sıfat görevinde kullanılmıştır. Dünya kadar borcu var ama onun umurunda değil bu ifadesinde. Borç isimdir. Ne kadar borç? Dünya kadar borç. Yine sıfat görevinde kullanılmış. El kadar çocukların bu ağır işlerde çalıştırılması ne acı ifadesinde ise yine çocuklar isim nasıl çocuklar, el kadar çocuklar yine sıfat görevinde kullanılmış. Merak etmeyin onlar da sizin kadar yardım ediyor bana ifadesinde ise yardım etmek fiil nasıl yardım ediyorlar sizin kadar arkadaşlar burada da nedir yine zarf görevindedir durum zarf olarak kullanılmış bundan dolayı da cevabımız nedir D seçeneği olacaktır arkadaşlar 30 kadar hikayesi var ama ancak yarısı basılmış ifadesinde ise hikaye isim ne kadar hikaye 30 kadar hikaye ismi belirttiği için bu da sıfat görevinde kullanılmıştır. Dördüncü soru ya da bağlacı aşağıdakilerin hangisinde cümleleri bağlamıştır diyor. Bakın cümleleri bağlayanı soruyor bize. A seçeneğinde lavaboyu tamir et tamir et yüklem ya da tamir edecek birini bul. Bul da yüklem. Arkadaşlar iki tane yüklem birbirine ne ile bağlanmış? Ya da bağlacıyla bağlanmış. Dolayısıyla cümleleri bağlamıştır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıdaki dizelerin hangisinde ünlem yoktur diyor. Bakalım. Ey kimsesizler. Elveriniz kimsesizlere ifadesinde ey sözcüğü kullanılmış. Bundan dolayı biri eleriz arkadaşlar. Sayın tilki kokuyu almış olmalı o karga cenapları merhaba ifadesinde o ifadesi de yine ünlem ifadesidir. dilemiş olduk. Behey ela gözlü dilber vaktin geçer demedin mi ifadesinde ise bakın behey sözcüğü yine ünlem ifadesidir. Üçü delemiş olduk. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar ne kendisine yar ne kimseye yar ifadesinde böyle bir kullanım yok. Dursun arkadaşlar. Bire ağlar, bire beyler, ölmeden bir dem sürelim ifadesinde ise, bakın bire sözcüğü burada yine seslenme bildirir. Bu da ünlem ifadesidir. Bunu delemiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla nedir? D seçeneğinde herhangi bir ünlem ifadesi yoktur. Altıncı soru. N, N-N bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki görev ve anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Tellisazdır bunun adı. Ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi. Şeytan bunun neresinde ifadesinde bakın. ne bağlacı arkadaşlar ne yapıyor? Yüklemleri birbirine bağlamış. Bize bu şekilde kullanılmayanı soruyor. Bakalım. Onu ne para yoldan çıkarır ne şöhret ifadesinde. Görmüş olduğunuz gibi yüklemleri birbirine bağlamış. Ne bize inanır o ne başkalarının sözüne. Yine yüklemleri birbirine bağladığını görüyoruz. Bu aralar fabrikanın satışları. Ne iyi ne kötü ifadesinde satışlar fiil nasıl satışlar iyi ve kötüymüş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da zarfları birbirine bağlamıştır. Yani zarf tümleşlerini birbirine bağlıyor daha doğrusu. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Ne yardan geçiyorsun ne serden sen de ifadesinde ise yine yüklemleri birbirine bağlamıştır. Ne devri diyor hisselerini bize ne alıyor bizimkiler ifadesinde ise yine yüklemleri birbirine bağladığını görüyoruz. Yedinci soru. Yukarıdaki ikili dizelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diyor. Bakalım artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan ifadesinde böyle bir kullanım göremiyoruz. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Bakın arkadaşlar gibi nedir? Edattır sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol ifadesinde ne ne sözcükleri nedir? Bağlaştır. Bundan dolayı cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? 2 numara olan B seçeneği doğru cevabımızdır. 8. soru. Mi soru edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Beni sevdiğinizi bilmez miyim ifadesinde kesinlik anlamında kullanılmıştır. Doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluyoruz. İnsan dostlarını kandırır mı ifadesinde ise yine burada da arkadaşlar nedir? Kınama anlamında kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğinde elemiş oluyoruz. Bunca soru 10 dakikada çözülür mü hiç ifadesinde ise onanaksızlık anlamı vardır. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Saçlarım güzel olmuş değil mi ifadesinde ise onaylatma anlamı var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dünkü siparişlerimiz gelmedi mi ifadesinde ise hayıflanma değil arkadaşlar. Soru anlamı vardır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Gibi edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım. İngilizler de Fransızlar gibi sömürgeciliği yaşam biçimi haline getirmişti ifadesinde. Gibi burada ne anlamı katmış? Şeklinde. Onlar gibi anlamına geliyor bu da. Bakalım. Hastalandığımı duyduğu gibi soluğu burada aldığı ifadesinde tezlik anlamı katmış. A seçeneğini elemiş oluruz. Dün 20.45 gibi aramıştım seni ifadesinde ise zaman anlamı katmış. B seçeneğini elemiş oluruz. Sen benim gibi gece kondu mahallelerinde büyümedin ki ifadesinde ise buradaki gibi nedir arkadaşlar? Şeklinde anlamı katmıştır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 10. soru. D'da bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi kurmuştur diyor. Bakalım. Biraz çalış da başarılı olsun avda ifadesinde şart anlamı katmıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Doğruyu söylese de kimse inanmaz onu ifadesinde. Yine neden sonuç ilişkisi yok. B seçeneğini dilemiş oluruz. Erken kalksa da yetişemez mesai ifadesinde ise Burada da arkadaşlar şart anlamı katmıştır. Bunu da elemiş olduk. Sözünü tutmamış da bunlar gelmiş başına ifadesinde ise başına bunların gelmesinin nedeni neymiş arkadaşlar? Sözünü tutmamış olması. Bu da nedendir? Neden sonuç anlamı katmıştır D bağlacı? Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat Yine hem bağlaç kullanılmıştır diyor. Bakın. Günümüzdeki genç sanatçıların çoğu eskiden kalma duygu ve düşünceleri dile getiriyor ifadesinde ve nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Yeni gözükmelerine rağmen 30 yıl öncesine öykünüyorlar ifadesinde ise şurada arkadaşlar e rağmen nedir? Edattır. Ama bağlaç yoktur. 100 yıl öncesi eskidir de 30 yıl öncesi eski değil midir ifadesinde bakın de bağlaştır mi de edattır. Her ikisi de burada 3 numarada kullanıldığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 12. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir ünlem kullanılmıştır diyor. Bakalım eyvah ne yer kaldı ne yar kaldı gönlüm dolu ahuzar kaldı ifadesinde. Eyvah sözcüğü nedir arkadaşlar? Duygu anlamı katmıştır. Dilinde adım güzel ey çocuk beni bir daha çağır ifadesinde ey çocuk ifadesi nedir? Seslenmedir arkadaşlar. Hey arkadaş beni bildin mi? Geçmiş günleri bir bir hatırladın mı ifadesinde ise yine hey arkadaş demiş seslenme bildirmiş arkadaşlar. Yürü bire Bulgar Dağı senden yüce dağ olmaz mı ifadesinde ise yürü bir ederken yine seslenme bildiriyor. Behey sanat hırsızı, behey yaratma kabızı ifadesinde ise bunlar yine seslenme bildirdiği için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 13. soru. İçine datı aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım onu aramadığım için küstü bana ifadesinde Küstü sonuçtur arkadaşlar. Niçin küsmüş? Onu aramadığı için. Neden bu da? İçine datı ne yapmış arkadaşlar? Cümleye neden sonuç anlamı katmış? Bakalım. Buzdolabı bir ay içinde tamir edilmediği için yenisini verecekler ifadesinde. Yenisini verecekler sonuçtur. Niçin yenisini vereceklermiş? Bir ay içinde tamir edilmediği için. Bu da nedendir? Dolayısıyla için edatı cümleye ne anlamı katmıştır? Burada da neden sonuç anlamı katmıştır? O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Herkes onun önünde saygıyla eğiliyor ifadesinde. Bakın saygı ile ifadesi burada nedir arkadaşlar? Edat görevinde kullanılmıştır. Korkuyla verilen eğitim hasta ruhlar yetiştir ifadesinde ise yine burada ile sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır. Bu ödülü bileğinin hakkıyla almıştı ifadesinde yine hakkıyla derken ile sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır. Sporcumuz bizi başarıyla temsil etti ifadesinde ise başarıyla sözcüğü de yine burada ile edat görevinde kullanılıyor. Yalanla onur aynı kapta yoğurulmaz derler ifadesinde bakın ile'nin yerine ben ve getirebiliyorum. Yalan ve onur olabiliyor. O yüzden burada ile sözcüğü nedir? Bağlaç görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 15. soru. İçine datının bu dizeleri kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Keyfin bozma altı için 5 için. Korku çekme olur olmaz iş için. Canın feda eyle bir sarhoş için. Kuru sofuların sözüne kanma ifadesinde. Bakın arkadaşlar. İlkinde nedir bu? Karşılık anlamına gelmektedir. İkin şunlarda ise değerli arkadaşlar nedir? Uğruna anlamı katmaştır. Bundan dolayı da seçeneklere baktığımızda doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 16. Gibi edatının bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Bakalım. Dağ gibi adam bir ayda yıkıldı gitti ifadesinde gibi sözcüğü nedir burada? adamı daha benzetmiştir. Bundan dolayı gibi edatı kullanmıştır. Ve burada da ne diyoruz biz? Benzetme anlamı katmıştır diyoruz. İşinden kovulduğu gibi tazminat da alamadı ifadesinde böyle bir anlam katmış mı? Hayır. Bunu elemiş olduk. Kirpi gibi saçlarıyla hemen dikkati çekerdi ifadesinde ise saçları neye benzetiyor arkadaşlar? Gibiye benzetiyor. Gibi etatı burada benzetme görevinde kullanıldığı için nedir? Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde DDA bağlacı hem hem bağlacının yerine kullanılabilir demiş. Hem öykülerimi hem romanlarımı bu yayın evi basıyor. Arkadaşlar bakın biz DDA bağlacının yerine hem hem bağlacı getirebiliyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 18. soru. İla edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik ilgisi kurmamıştır diyor arkadaşlar. Bakın koca evi kardeşiyle temizlemiş ifadesinde ile edatı burada kardeşiyle birlikte temizlemiş anlamına geliyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bütün gün arkadaşlarıyla ders çalıştı ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte ders çalıştığı anlamına geldiği için B seçeneğini elemiş oluruz. Ustasıyla yeni bir proje hazırlıyorlar ifadesinde ustası ile birlikte anlamına geldiği için C seçeneği demiş oluruz. Annesi çıktığı yolculuktan mutluydu ifadesinde ise annesi ile birlikte çıktığı yolculuktan mutluydu anlamına geldiği için D seçeneği demiş oluruz. Dergileri yeni aldığı bisikletiyle dağıtıyor ifadesinde ise buradaki ile edatı ne anlamı katıyor arkadaşlar? Bir vasıtayla bu işi yaptığı anlamını kattığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 19. soruya geçiyoruz. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Soruları yazma işini ancak 10 günde bitirebilirim ifadesinde bitirmek fiil, ne zaman bitirebilirim? Ancak 10 günde. Ancak sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Zarf görevinde kullanılmıştır. Ancak sahaflarda bulabilirsin aradığın kitapları ifadesinde ise ancak sadece anlamına gelir. Sadece anlamına geldiği için burada nedir? Edat görevinde kullanılmıştır. Yollar kapalıydı. Ancak 2 saatte varabildim eve ifadesinde ise varabildim fiil nasıl varabildim? Ancak 2 saatte. Burada da arkadaşlar zarf görevinde kullanılmıştır. Ancak 200 kişi sığdırabiliriz bu salona ifadesinde ise sığdırabiliriz fiil nasıl sığdırabiliriz? Ancak bu da arkadaşlar yine nedir? zarf görevinde kullanılmıştır. Yanılıyorsun galiba. Ancak 250 gram gelir bu balık ifadesinde ise gelmek fiil nasıl gelir? Ancak ancak sözcüğü yine nedir? Zarf görevinde kullanılmıştır. Farklı olan hangisidir arkadaşlar? Sadece anlamına geldiği için B seçeneğindeki ancak edat görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 20. soru aşağıdakilerin hangisinde ünlem cümleye bu cümledeki anlamı katmıştır diyor. Of yetti artık sizden çektiğim ifadesinde of sözcüğü nedir arkadaşlar burada kızma anlamı katmıştır sinirlenme anlamı katıyor. Bakalım ya demek oymuş seni arayan ifadesinde ya sözcüğü burada ne anlamı katıyor şaşırma anlamı katmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tüh beni de ararlar sanmıştım ifadesinde tüh sözcü bu cümleye ne anlamı katıyor? Üzülme anlamı katıyor arkadaşlar. Ben o yüzden B için indelemiş olurum. E uzattıkça uzattın ama ifadesinde ise E sözcüğü bakın burada ne anlamı katıyor? Sinirlenme, kızma anlamı katıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.